Sayın Ayhan Güner, camiden sesler programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ayhan Güner kimdir? Ankaralı Ayhan, Aksaçlı Ayhan, tamam Ayhan Güner, böyle 3 tane ismim var. Öncelikle bütün Beşiktaş taraftarına buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ayhan Güner kim dersen yani Ayhan Güner sormak çok zor yani. Ben Ankara'da doğdum. Yaklaşık 15-16 yaşına kadar Ankara'da Beşiktaş'ın maçlarına giderdim. Ankara'ya Beşiktaş'ın gelmesini beklerdim veya Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık kupaları Ankara'da olurdu. Türkiye kupaları Ankara'da olurdu. Bu maçları hep takip ederdim. Öyle bir Beşiktaş aşkı aldı götürdü bizi. Sonraki yıllar tabii liseye başladığımda Ankara Ticaret Lisesi mezunuyum ben. Stat da bizim okulumuza yakındı. Stadyum Gençlik Parkı Ankara Kalesi üçgenindeydik. Yaklaşık lise 1'de, lise 2'de artık yakın deplasmanlara gitmeye başladım. Örneğin Beşiktaş Eskişehir'e gittiğinde Ankara'dan oraya gidiyordum. Konya'ya gidiyordum, Adana'ya gidiyordum. Derken lise bittikten sonra o arada lisenin sonunda da yani İstanbul'a maçlara geliyordum. Sabahlamalar vardı. O zamanlar holiganizm vardı, kavgalar vardı. Şu anki arkadaşlarımla tanıştım hepsiyle. O zamanlar hepimiz 15, 16, 17 yaşlarındaydık. Yaklaşık bir 37 yıllık türbüncüyüm. Lise bittikten sonra askerliğimi de Sultanahmet'te yaptım. Çok şanslıydım. O gündür bugündür hep İstanbul'dayım. 37 yıldır türbüncüyüm. Hayatım yani tek kelimeyle anlat deseler sadece Beşiktaş derim yani. Beşiktaş'ın peşinde belki hayatımızı yollarda, şurada, burada belki geçirdik ama bununla her zaman da mutluyuz, gururluyuz. Beşiktaş için verdiğimiz emekler, Beşiktaş'a emek vermedik. O emekler kendimize de döndü. Beşiktaş'ın sayesinde ülkeyi gezdik, dünyayı gezdik, her şeyi gördük, insanlarımızı tanıdık. Gezmeye de devam ediyorsunuz. Tabii gezmeye de devam ediyoruz. Yaklaşık bir 650 tane yurt içi deplasmanım var. Yaklaşık 70-80 tane yurt dışı deplasmanım var. Yani modern çağların Evliya Çelebi'siyiz yani. Her şehre defalarca gittim geldim. Onun dışında Beşiktaş'ı olarak hayatımızı sırf futbol üzerine değil, Beşiktaş'ın duyarlılığı, sivil toplum örgütlüğüne de adadık. İşte köy okullarına gidiyoruz, çarşı kadın, çarşı vicdan diye oluşumlarımız var. Engelli Beşiktaşları maçlara getiriyoruz. Deniz görmeyen çocukları maçlara getiriyoruz. Veya Anadolu'da hasretlik çeken, Beşiktaş için kendine bitiren kim varsa, kim bize ulaşıyorsa onları alıp maçlara getiriyoruz. Ya Beşiktaş'ın misyoneri gibi hayatımızı yaşıyoruz. Sorsam misyoner olmuşuz. Sportif başarıdan bağımsız olarak taraftar sayımızın artmasını bu tarz çalışmanıza bağlıyor musunuz? Ya şöyle söyleyeyim ben sana. Ben ilk şampiyonluğu 1982'de gördüm. 14 yıl şampiyon olamadığı yıllarda ben de 11 yaşındaydım Beşiktaş şampiyon olduğunda. Ankara'daydım. Hep Galatasaray, Fener. Galatasaray'da fazla yoktu. Fener o zamanlar Trabzon, Fener çok çekişirdi. Bizler hep 3. 4. sırada oynuyorduk. 82'de bir şampiyon olduk biz Ankara'da. Ya inanamadım yani Ankara'nın meğerse yarısı Beşiktaşlıymış. Ama o kadar mülayim Beşiktaşlar ki sessiz, efendi, hiç kendini belli etmiyorlar tamam mı? Öyle Beşiktaş'ın şampiyon olmasını artık kupayı almasını beklemiş. Ankara yıkıldı, inanamadım ben Ankara'nın böyle bir Beşiktaşlı olabileceğini. Çok ciddi potansiyel tabii, var. Çok ciddi bir potansiyelimizi ilk o zaman gördüm. Ondan sonraki yıllar zaten başarılı yıllardı. Sayın Başkanımız Süleyman Saban'ın kurduğu kadro ve o kadronun getirdiği şampiyonluklar tabii ki bizim taraftar sayımızı arttırdı. Ya onun dışında bir de herkesin içinde zaten bir Beşiktaşlılık var. Herkesin yani gizli bir Beşiktaş taraftarı aslında. İkinci takım olabiliyor Beşiktaş herkesin. Seviyorlar. Böyle bir sempatisi var. O da halkın takım olması. Barajı 9-15'i adil kurması. Barajı ihlal etmemesi. Hakkının yenmesi. Çalınması. Hep mağdur olması. 80 darbesinden sonra devlet politikasını zaten iki büyük yaratalım. Derbi oluşturalım. Onun peşinden gidelim. Aynı Avrupa'da olduğu gibi. O zihniyet maalesef hala var. Tabii. Onun da adını Galatasaray Fener koydular ki ben ona Fenerler de biliyor, biz de biliyoruz. Kabul etmem, hayatta kabul etmem. Türkiye'nin derbisi Beşiktaş Fener'dir. Çünkü holiganizm, stat kavgaları, şehir kavgaları hep Beşiktaş Fener arasına geçmiştir. Galatasaray'ın İstanbul'da esamesi olmamıştır. Fenerler gider üstünlük kurar, Beşiktaşlar gider üstünlük kurardı. Hani böyle bir tribünlü yani. Ama şimdi devlet çıkmış diyor ki Galatasaray Fener rekabeti. Galatasaray Fener rekabeti olsaydı Beşiktaş Fener maçından 3-4 gün önce sokaklarda hareketler başlamazdı. Onlar Galatasaray maçında olurdu. Sanırım dünya tarihinde bir tarihi olmayan, anlamı olmayan tek derbi olabilir Galatasaray Fener maçlarında. Hiçbir anlamı yok. Zaten ben bunlara derbi dedim. Ben bunlara futbol kulübü demiyorum. Onlar birbirleri için var olmuşlar.
Tamam, birbirleri için varlıkları sebepleri var. Bizimki öyle değil. Bizim varlık sebebimiz her şeyi kucaklamak, her şeye sevgiyle bakmak. Fener olmadan Galatasaray olmamış, Galatasaray olmadan Fener olmamış. Böyle de tekerlemeleri var kendi kendine. İşte bunlar hep medyanın bunlar yıllarca insanlara pompaladıkları haberler, bilinçaltlarına yerleştirdikleri şeylerdir. Türkiye'de öyle bir şey yoktur. Türkiye'nin derbisi Beşiktaş Fener'dir. Bunu bütün Türkiye'de bilir, bütün taraftar grupları da bilir. İstanbul da bilir. Belki sizin yaşınız, belki o zamanlar küçüktünüz ama İstanbul nefesi kesilirdi Beşiktaş Fener maçı olduğu zaman. 3-4 gün önceden başlardı. Sokaklarda kavgalar, stat önlerinde sabahlar, kavgalar, pusular, kurumular, suikastları yaptılar. Yani o devir acayip bir devirdi yani. Öyle geldi geçti. Sonuçta önemli olan çoğunluk değil, kalitedir. Tamam mı? Kalifiye olmasıdır. Beşiktaş camiasının büyüklüğü taraftarından gelir ve felsefesinden gelir. Aldığı kupalarla ilgili değildir. Duruşuyla gelir, baba hakkısıyla gelir, Şeref Bey'iyle gelir, Süleyman Sebas'ıyla gelir, Kaptan Rıza'sıyla gelir. Hala birçok dizilerde, filmlerde Beşiktaş sahnenin olması da ben bununla alakalı düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, yani ülkenin en marjinal tipleri hep Beşiktaş'tı. Evet. Siyasiler de öyle. Şöyle bakıyorum siyasi tarihimizin geçmişine. Sağ bloktaki ne bileyim Abdullah Çatlılar, Çakıcılar, Maküzler hep Beşiktaş'ta. Sol bloka bakıyorum, Deniz Geçmiş'te Mahir Çayanlar Beşiktaş'tı. Üst siyasete bakıyorum, Süleyman Demir'le olsun, Ahmet Necdet Sezer'ler, Ecevit'ler, ondan sonra ne bileyim hep Beşiktaş'tı. Hep Beşiktaş'tı. Yani Beşiktaş sanki şey yani devletin veyahut da halkın bir ayrı bir takımı gibi duruyor. Tamam mı Beşiktaş? Zaten Beşiktaş, şunu söyleyeyim yani Türkiye'nin de aydınlık yüzüdür aynı zamanda. Çarşı da buna etki oldu. Çarşı yıllardır sizler de bilirsiniz. Gezi olaylarından önce de pankartlarımız, flamalarımız hep konuşulurdu. Ne yapardık? Bırakın Hasan Keyif, keyfine Hasan bak. Keyfine baksın derdik. Hasan Keyif sular altında kalmasın derdik. Veyahut da Kaz Dağların altı üstünden de erdir derdik. Veya bunun Karadeniz, haklı olduğu abi, tekrar ortaya Karadeniz çıkıyor. Kansere yenilmesin dedik. Tabipler odasının sıkıntısı oldu. Onları dile getirdik. Öğretmenlerimizin oldu, mühendislerimizin oldu. Ve bunlar hep karşılıklı oldu. Ve Türkiye'de şöyle bir şey çıktı. Meğerse herkes bir şeye karşıymış. Ama o karşı olma duygusunu bir türlü ortaya koyamıyormuş. Daha sonra bir baktım Türkiye'de her eylemde veyahut da her hak arama pozisyonunda bir çarşı flaması çıktı. İnanın o flamaları biz yapmıyoruz. O işçiler yapıyor. Veyahut da o hakkını arayan emekçiler yapıyor. Beşiktaş tribününü bu kadar yakından yaşarken bir şey sormak istiyorum. Vodafone Park'ın açılmasıyla veya yeni stadımız diyeyim artık. Evet. Seneye de isim de değişiyor. Sponsorluk hakları da bitiyor. Yeni stadımızla birlikte taraftar profilimizde nasıl bir değişim oldu sizce? Evet, yeni stadyuma bir türlü alışamadık. Eski stadı özlüyoruz. Eski stadın atmosferini gerçekten de özlüyoruz ve değerini bilmemişiz. Ben onu anlıyorum yani. Orada yani zamanda yolculuk yapma şeyim olmuş olsa zamanda yolculuk yapar tekrar İnönü'ye giderdim yani. Yeni stadımız bir kere bizim istediğimiz gibi şekilde olmadı. Mimari olarak mı? Mimari olarak. Yani tribünler istediğimiz gibi olmadı. Her yer loca doldurulmuş. En azından bir tribün tek katlı olabilirdi. Tamam mı? Onu da yapmamışlar. Artı stadımızın teknik birçok sorunları var. Stadın üst tarafından ses gidiyor, ses uçuyor. Tribün taraftar gruplarının konuşlandığı noktalar yanlış. Onun dışında deplasman taraftarına televizyondan sesin gittiği en güzel noktayı deplasman taraftarına vermişler. Televizyonda maç izleyen Beşiktaşlar çıldırıyor. Yani birçok sorun var ve bu sorundan hiçbirine kulüp ve taraftar eğilemiyor. Herkes konuşuyor ama gelin ne yapalım, bir şeyler yapalım diyen yok. Bir konuşulmuştu koltuklar kalksın kararkasın diye. Ya bunlar çözüm galiba değil. Bunlar çözüm değil. Koltuklar yarın bilet de gelir, e-bilet de gelir. Koltuklar da kalkar. Önemli olan oradaki bir sistemi oluşturabilmek. Oluşturabilir mi peki sizce? Oluşturur. Çok basit oluşturulur. Tamam mı? Çok basit. Beşiktaş kulübü olarak sen deplasman takım taraftan oradan çıkartacak gücün yok mu? Var. Var. Neresi uygun size? Kadar, deniz tarafındaki karar kasıma. Her zaman yani neresi istiyorsun, biz istiyorsak oraya yollayacaksın. Yok güvenlik diyor. Güvenlik diye bir şey yoktur. Güvenlikçiler onun güvenliğini sağlamak zorundadır. Yıllarca sağladılar zaten. Sağlamak zorundadır. Aynı şey Kadıköy'de olmuş olsa Aziz Yıldırım 50 kere yollamıştı onları. Tamam mı? Veyahut da başka bir başkana örneği vereyim. Bizim başkanlarımız bu noktada hep bir adım atamadılar. Ya taraftara gelince taraftar profili çok değişti. İnanılmaz derecede değişti. O kadar hızlı tüketim var ki. Biz eskiden yönünde maçlar izlerken Beşiktaş yenildiğinde kapalı da oturur ağlardık. En az 100 kişiyi ağlarken görürdük. Şimdi sen bir tane ağlayan Beşiktaş'ı gördün mü?
veya takım nasıl oynadı, hoca nasıl bir değişiklik yaptı, bunu konuşan gördün mü? Yok. İnönü Stadı'nda kapalı tribün, lokomotif tribündü. Lokomotif de her zaman. Şu an sizce? Şu anda kapalı tribün. Bak şimdi kapalı tribünde bir zeka birikimi vardır. Kapalı tribüne gelenlerin bir akıl noktası vardır. Akıl ve tecrübe birikimi vardır. Bunları açık tribünlerden sağlayamıyoruz. Çünkü açık tribünlere gelenin gidenin her hafta değişir. Her hafta değişik taraftar grupları gelir veya hayatın ilk defa maça gelenler hep açığa giderler. Orada bir akıl oluşmuyor. Kapalı da bir akıl oluşuyor. Çünkü Beşiktaş kapalısı Türkiye için şarttır. Beşiktaş kapalısı Türkiye'nin dertlerini de gündeme getiriyordur. Sırf futbolu gündeme getirmedi, her şeyi getirdi. Beşiktaş'ın kapalısını bu ülke milli hazine ilan etmeli veya kulüp hazine ilan etmeli. Bizim zaten böyle sıkıntılarımızda Beşiktaş tribünleriyle bir sıkıntı olduğunu dikkat edersin. Herkes aman Beşiktaş taraftarını üzmesinler, onlar iyi çocuklar, güzel çocuklar deyip herkes bizden yana oluyor. Önce kulüp kendi stadına hakim olacak. İnönü'de bir elit ve daha üst sınıf bir taraftar oluşturulmaya çalışılıyor aslında. Baktığında da biraz da ona gidiyor. Bir de Beşiktaş o kadar marjinal bir kulüp oldu ki, o kadar isim ve ses getiren bir kulüp oldu ki şu an Beşiktaş tribünlerine Beşiktaşların dışında da çok taraftar geliyor. Avrupa'dan örneğin taraftar grupları geliyorlar, liderleri geliyorlar. Beşiktaş'ın stadını görmek, o ambiyansı içlerinde hissetmek isteyenler. Yani futbol turizmi var İnönü'de. Lokasyon olarak dünyanın bir numarasıyız. Semt olarak dünyanın bir numarasıyız. Her türlü malzeme var. İşte ortada helvayı yapan yok. Onu da hep beraber kafa kafaya vereceğiz. Tamam mı? Beşiktaş'ın menfaati ve Beşiktaş'ın tribün gücü çok önemlidir. Olmazsa olmazımızdır. İşte görüyorsunuz, bakın. Kulüp hakkını kendi sosyal medyasından arayamıyor. Bir yazı dilini kullanmak zorunda mecbur, ama nasıl çarşının internet siteleri veyahut da diğer taraftar grupların platformu nasıl kulüp için savaşıyorlar? Kulüp de savaşçı olacak. Kulübün yapamadığı, söylemek istediği sözleri hep biz söyledik bugüne kadar. Böyle kaçarak, dövüşerek olmaz. Ortaya çıkmalı. Yönetimlerin, şu anki mevcut yönetim ve önceki yönetimlerin çarşıyı Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda iyi kullandığını düşünüyor musunuz? Hepsi Beşiktaş çarşıdan korktular. Gezi olaylarından sonra ve önceki olaylardan sonra Beşiktaş taraftarının muhalif durumundan dolayı hepsi rahatsız oldular. Sonuçta Beşiktaş'a gelen bütün yöneticiler iş adamıdır. Ticari hayatları var, şunları var, bunları var yani. Bize de bakılan bakış açısı ortada ülkede bazı kesimin. Onlara yaranmak için kendi taraftarından vazgeçerler yani, onu da söyleyeyim yani. Türkiye'deki siyasi konjonktür şu an Türk futboluna hükmediyor. Türkiye'de 10 yıldır futbol oynanmıyor. Türkiye'de 10 yıldır tribünlerde taraftar yok. Türkiye'de 10 yıldır her şey sapla saman birbirine girdi. Çünkü futbolu siyasallaştırdılar. Bizden taraf darbeci çıkarttılar işte, düşünün yani, gezi olayları. O konuda da aslında değinmek istiyorum. Yani şu an dava devam ediyor. Dava tabii 10 yıldır devam ediyor. Beraat ettiğimiz dava tekrar bozuldu. Müebbetle yargılanıyoruz. Nedir ağırlaştırılmış durum? Müebbet yani, eski yasaya göre idamla yargılanıyoruz. Ne yapmışız? Sokaklara polis evimizden aramış, bizden yardım istemiş. Lütfen gelin bize yardım edin. Biz de onun üzerine evimizden çıkmışız. Polisle omuz omuza kol kola vermişiz. Sokakları açmışız, trafiği açmışız, insanları sakinleştirmişiz. Her yerde insan öldü. Bir tane Beşiktaş'ta insan öldü mü? Yok. Her şeyi burada dört dörtlük yaptık. Teşekkür ettiler. Ben başbakanlık ofisine günde iki kere gidiyordum toplantıya, emniyetle, amirlerle, memurlarla. İki ay boyunca boynuma sarıldılar, teşekkür ettiler, birçok olayları engellediniz, çocuklar sizin hakkınız ödenmez dediler. Ve sonra bir baktık mahkemedeyiz. Polislere soruyorum ya, nasıl olacak bu şey? Ya diyor, aslında öyle bir şey olmaması lazım diye. Siyasi karar olduğunu söylemeye çalışıyor yani, sizlik bir şey yok ki. Ama çarşı ismi olduğu için, biz de abisi olduğumuz için, oluşum olduğu için toplayın bunları. Yani ne bileyim yani. Endişeniz var mı? Hiçbir endişem yok. Ben gizli olaylarıyla gurur duydum. Her zaman da gurur duyuyorum. Bugün yine aynısı olsa yine o gençlerin yanında olurum. Bugün yine aynısı olsa yine o gençlerle polisler arasında köprü yine olurum. Ben kaç tane emniyet polisimizi, şuyumuzu, buyumuzu da oradan kargaşanın içinden çıkarttık, yardımcı olduk. Herkese yardımcı olduk. Ya sonra gösteriye katılanlar hepsi çoluk çocuktu. 16-17 yaşında çocuklardı yani. Onun için yani gezi olayları Türkiye iyi okuyamadı. Geziyi Beşiktaş taraftarına mal ettiler. Ki bizimle alakası yok ki. Taksim'deki bir olay. Taksim'e en yakın bölge neresi? Beşiktaş. Sen oradaki göstericileri nereye süreceksin? Beşiktaş'a süreceksin. Beşiktaş'a sürersen Beşiktaş'ta olaylar patlar. Atıyorum Kadıköy'de böyle bir olay olmuş olsaydı bu kez Kadıköy'de Fenerlileri mi alacaklardı? Semtine göre muamele. Taksim'de başladı olaylar. Niçin Galatasaraylılar almadılar? Onları da alsalardı o zaman.
Niye Beşiktaş'ı alıyorlar? Çünkü Beşiktaş taraftarı kızgındı. Kızgındı. O da neden kızgındı? Gezi öncesi kızgındı. Beşiktaş Gençler Birliği maçı stadın son maçıydı. Evet. Emniyet verilerine göre 400 bin kişi aile, çoluğuyla, çocuğuyla stadın son maçına geldiler. Stadı uğurluyoruz. Yıkılacak stad. Veya maça giremezsek de o havayı soluyalım. Kavga çıkmış polisler. Kazanın orada iki tane polisin havaya silah sıkması. Yunusların. Ortalık bir karıştı. Yani şuradan stada gitmek için maç kayı dolanıyorsun, gidemiyorsun. Gümüş şeyden gidiyorsun, Kabataş tarafından gitmeye çalışıyorsun, gidemiyorsun. Her yerde biber gazı. Stada gidemedik. Beşiktaş darmadağın oldu. Rakip yok, bir şey yok zaten. Yani. Hiçbir şey yok. Ve çoluk çocuk aileler maça gelmiş. Stada girdik, statta oyuncular ısınmaya çıktılar, geri soyunma odasına gittiler biber gazından. Sen Beşiktaş taraftarının son maçına böyle bir zulüm yaparsan ve iki tane polis havaya ateş açıyor. Kendini bilmeyen. Burada diğer polislerimizi ayrı bir yere koyuyorum. Psikolojik eğitimi iyi almamış, iyi bir eğitimden geçmemiş iki tane memurun yaptığı hareket on binlerce, yüz binlerce insanı mağdur etti Beşiktaş taraftarını. Aileler, çocuklar gözleri o biber gazından ağlıyorlardı. Her yer faciaydı. Sen bunu bu halka yapmak zorunda değilsin. Aradan 20 yıl geçti. 20 gün geçti işte. Ağaç olay çıktı yani. Ona karşı da çevresel bir duyarlılık oldu. Olay Beşiktaş'a gelince de biraz Beşiktaş taraftarı da biraz sert durdu yani. Gezi olaylarının çarşıyı yıpratını düşünüyor musunuz? Hayır. Çarşıyı yıpratmaz. Çünkü gezi olayı doğru bir hamleydi. Bana kusura bakmayın da yani nereye gidersen gideyim deplasmanlara oradaki görevli olan polisler İstanbul'da gezide görev yapmış polisler gelip benden helallik istediler. Çarşı sizin üzerine her şey bırakıldı ama siz çok iyiydiniz, bir şey yapmışsınız, şeyinizi görmedik diye her gelen teşekkür ediyor, hakkınızı helal edin diyor. Biz mahkemede 30 tane polisi şahit olarak yazmışlardı. 30 tane polis de geldi. Biz dedi bir kere Beşiktaş'ta görev yapmadık, biz bir kere çarşıyla karşılaşmadık, bize kimse bir şey de taş da atmadı, bir şey de atmadı deyip yürüyüp gittiler. Bir tane şahit yok, bir tane delil yok. E ne var? İşte Beşiktaş'ta olaylar oluyor, Beşiktaş formalılar var. İnsanlar Beşiktaş'a gittim çarşı akla geliyor. E bir de herkes çarşı şöyle biraz da şehir efsanesine döndü. Hedef de o otomatikman biz olduk. O süreçten sonra herhangi ceza aldınız mı statlara girmekle alakalı? Tabii canım. 2 yıl maçlara giremedik, ceza aldık. 62 girmekten mi oluyor? Tabii. Onu da yedik. Onun dışında ne diyeyim ben sana yani. Yurt dışı yasağı aldık. Yurt dışı maçlarına giremedik. Sonuçta gizli de Beşiktaş taraftarını tüm dünya tanıdı. Herkes de güldü yani. Bizim mahkemelere görsen yani. Dünyanın her yerinden Dünya Af Örgütü gelmiş. Dünya Sağlık Örgütü gelmiş. Dünya İnsan Hakları Örgütleri geldi. Avrupa avukatlarından barolar geldi. Dünyada gelmeyen kalmadı ki mahkememize. Herkes geldi. Sanırım galiba o dönemki yönetimden pek gelen olmamış. Hiç kimse gelmedi. Ben o zamanki yönetimi ben karanlık yönetim olarak görüyorum. Fikret Orman'ın dönemi karanlıktır. Fikret Orman karanlık bir başkanlık dönemi yaptı. Ben tweet attım yani. Bir günde türbin operasyonunda bizi aldılar. Gizli tanık kimdi? Tuğrul Yenidoğan'dı. Rahmetli. Davayı kim açtırdı? Fikret Orman. Savcı kimdi? Zekeriya Özlü. Ne oldu? Zekeriyoz kaçınca? Ne oldu? Mahkememiz ikinci mahkeme olmadı. Hadi suçluysak suç yapsaydım. Tabii Fikret Orman. Fikret Orman da artık bilmiyorum. Zaten baskı mı gördü, ne gördü bilmiyorum. Daha sonra durumu düzeltmek istedi, görüşmek istedi. Biz kabul etmedik. 7 yıl kendisine biz randevu vermedik. Buraya kaç kere de yönetici yolladı. Kendisine hiçbir şey de talep etmedik. Kendimiz deplasmanımıza gittik. Kendi biletimizi alıyoruz. Kendimiz yollara gidip geliyoruz. Hiçbir şey de yapmadık. Ama o süreçte takım 2 yıl şampiyon olduğunda biz hiçbir zaman başkana karşı olan tavrımızdan dolayı takımı mahrum etmedik. İnadına savaştık, inadına tribünlerde mücadele verdik, sosyal medyada mücadele vererek şampiyonluklar getirdik. Biz bunları Beşiktaş'ımıza yansıtmadık. Ama başkan çok şeyi bize yansıttı. Başkan görüyor, hepimiz de biliyoruz. Rezza Saraf'ın peşine takılmıştı. Rezza Saraf günlerde Amerika'da ülkeyi suçluyor. O zaman da söylediğimizde ne diyor? Kaçakçı mı bu adam? Eroinci mi? Eroin mi satmış dedi başkan. Evet başkan bak kaçakçıymış. Her şeyi de yapmış. Gözlerinden bilmem Beşiktaş ışığını gördüm diyor. Ben de niye göremedim başkan yani? 600 kere 700 kere maça gitmişim. Ben de niye göremedim o ışığı? Parası bol alanın. Tabi dal kavuğu da bol olur. Sonuçta ticaret yapmak istediler. Bilmiyorum yani. O süreçte öyle olunca da tabi biz de bir birikimiz, bir oluşumuz. Her zaman bir duruşumuz her zaman vardı. O duruşu da gösterdik. Kendisiyle muhatap olmadık ama bir şey de yapmadık.
Arkasından iş de çevirmedik. Kimseyle bir şey de yapmadık. Güzel yıllar geçirdi. Şimdi kendisi vicdanıyla baş başa. Yaptıklarına pişman mı? Değil mi? Kendisi karar versin. Bak, başkanlığı bıraktığında beri maça gelebildi mi? Gelmedi. Hatırlamıyorum ben. Gelmedi. Hiçbiri gelmeyecek. Gelmez ki. Bunlar böyleler. Yıldırım Bey de gelmiyor. Ha, en başta da tamam mücadele de verdi, stat için koşturuyordu, ediyordu. Biz onları da takdir ederiz tabii. Biz de o süreçte o zaman kendisine destek. Benim arkadaşlarım kaç kişi yıktırmayalım bunlar stadı yapmayacaklar, başka yere yapacaklar diye ortalığı karıştırdılar birçok arkadaşımız. Haklı olduğu halde. Ve başkan bize söz verdi, kesin söz. Biz onun sözüne güvenerek arkasına durduk ve sonuçta stat oraya yapıldı. Ama dediğim gibi yani Fikret Orman'la iyi bir dönem geçirmedik. Şimdi nasıl görüyorsunuz şu anki yönetimde? Şu anki yönetimini şöyle nasıl göreyim ben yine söylüyorum yani Türkiye'de futbol dizayn ediliyor. Kimin şampiyon olacağı kusura bakmayın da biraz belli. Bu sene kimi? Ha, başkana gelirsen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çevi ne bileyim yani elinden geleni yapıyor. O bırakmam seni kampanyasında bütün ailesi sağ olsun yardımlarda bulundular, şunu da bulundular. Ne bileyim yani şu anki konjonktürde diyecek bir şey yok. Fener'in durumu ortada, Galatasaray'ın durumu ortada, bizim durumumuz ortada. İyi olmalarını isterim. Onlar başarılı olursa biz de başarılı oluruz. Biz de Beşiktaş için zaten aynı kulvarda mücadele ediyoruz. Yine hoca geldi Şenol Güneş'le beraber. Evet. Bir hava yakalanması bekleniyor. Ben bilmiyorum ben ona Jack London'ın Martin Eden kitabı vardı. Martin Eden demiştim ben ona. Çocukken o kitabı okumuş. O onu dönüştürmüş. Tesadüf aynı kitabı ben de okudum. Ben de dönüştüm o kitapla. Hatta bir antrenmanda Burak'ın geldi. Antrenmanda bir sistem yapmıştık ona. Sonra dedim yani hocam biz seni Martin Eden ettik yani. Ama sen Martin Eden gibi davranmadın dedi falan. Bana işte kitabı anlattı hoca. En sonunda ben de şey dedim. Hocam dedim kitabın sonunda Martin Eden intihar ediyor. Bak siz de intihara gidiyorsunuz dedim. Ve hoca ertesi sene ayrıldı. Ya şimdi yeniden geldi. Şenol Hoca'yla iyi bir iğme yakalamışlar. Taraftar kendisi çok güzel bir barışık bir halimiz var. Başarılı olmasını isterim. Çok isterim ama ben ne bileyim yani 70 yaşına gelmiş insanların artık futbolda fazla da bir yerde olmalarını da istemiyorum. Yani Fatih Terim, Şenol Hoca olsun, başkaları olsun bu tarz hocaların artık kenara çekilmeleri gerekli. Doğrusunu söylemek gerekirse ama Şenol Hoca'yla bir kere daha denenir, bir kere daha yola gidilir yani. Çarşının ürünlerinden sormak istiyorum. Bulabiliyor muyuz? Alabilir miyiz? Çarşı ürünlerini şu an benim bildiğim yani bir Beşiktaş'ta bir Kartal Adam diye bir yer yapıyor. Bir de ara sıra bizim arkadaşımız Deveroğlu yapıyor. Onlar bireysel olarak satıyorlar. Biz çarşı ürünlerinden bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir şekilde para kazanmadık. Hiçbir şey de yapmadık. Herkes önüne gelen çarşı ürününü basıp satabiliyor. Taraftar grupları satabiliyor. Kulüp bundan niye faydalanmaz? Kulübe verdik zamanında. Kulüp dedik buyurun siz satın madem kulübümüz iflasa gidiyor. Burada size bir gelir kapısı olsun dedik. 2 yıl sattılar. Daha sonraki işte diyorum ya siyaset işin içine girince birilerine şirin gözükmek için çarşı ürünlerini daha sonradan çıkarttılar. Ki o çarşı ürününe yani çok güzel marka. Çok güzel bir marka. Şimdi markayı da ben tasarladım. A'sını, Ç'si, I harflerini ben yaptım. R ile şeyi de bizim de Erol yaptı. Ve bizde bir de şey var yani. O A'nın açılımı da öyle millet herkes diyor ya anarşist A'lı anarşist A. Anarşist A çemberin içinde kalır. Biz çemberi patlattık. O anarşist A değil. O A'nın açılımını da söyleyeyim. A'si ateşli aykırı diye yola çıktık. E şimdi herkes anarşiksiniz diyor eski yaşlı insanlar. Zaman zaman da o pankartın galiba stadyumlara sokulmasında sorun çıkıyor. 2 yıldır şu an stada o pankartı sokamıyoruz. Yasak değil mi? Yasak değil. Kulübümüz cesaret edemiyor. Birilerine şirin gözükmek için sokmuyor. Ama Anadolu'da her deplasmanda her yer çarşı pankartları kendi stadımıza sokmuyoruz. Yani böyle bir taraftar grubuyuz yani. Nedense yani burada taşların ne kadar oturmadığını görebiliyorsun. Taraftar yönetim ilişkisinin ne kadar hani yeterli olmadığı görülüyor. Oturup konuşmak lazım. Sen kendi stadında bütün dünyanın her yerinde o pankart açılırken biz gizli olaylarına biliyorsunuz. Borussia Dortmund'lar olsun, İspanya'daki şeyler olsun. Real Sociedad olsun, Bayern Münih'ler olsun hepsi çarşı yalnız değildir diye pankart açtılar bize. Dünya çapında bilmiyor. Ya Avrupa'daki ultras taraftar grupları bizim için gittiler UEFA'ya başvurdular. Çarşının pankartı yasak mı değil mi? A'dan dolayı sıkıntı yarattıklarını söylüyorlar. Hayır diyorlar öyle bir yasağı yok çarşının. Bizimkiler kendi kendilerine yok işte UEFA yasak diyorlar yok emniyet yasak. Hayır korkaklık bu. Bu korkaklık sen stadına hakim olamıyorsun. Sen pankartına hakim olamıyorsun. Sen türbününe hakim olamıyorsun şu an. Öyle olursa ne olur?
Başarılı olursan alkışlarlar, başarısız olursan da seni gönderirler. Kim gelirse gelsin. Yani şu anki başkandan veya yönetimden bahsetmiyorum. Önce bir camiana sahipleneceksin, masaya yumruğunu vuracaksın. Ben pankartımı da açarım, taraftarımı da her türlü korurum, kollarım diyeceksin. Ama yine diyorum ki şu anki siyasi konjonktür herkesi korkutuyor. Yine geliyoruz, oraya dayanıyoruz. Bunlar iş adamları yani, bunlar kimseye dikilemiyorlar. Dikilseler, diyor yani iş yerime vergici gelecek, maliyeci gelecek, biriyle ters düşeceğim diyor. Yani böyle olunca da olmuyor, olmuyor. İnsanlar o çarşıyı vücutlarına, göğüslerine dövme yaptırdı, kazıdılar. Var mı Galatasaray'ın ultrasanını yaptıran veyahut da GFB'yi yaptıran? Yok. Herkes çarşı. O adam artık onu göğsüne, vücuduna kazımış. Sen oraya pankartı astırsan ne olur? Astırmasan ne olur? O kadar da pankart delisi de değiliz biz. Biraz da Asi Ruh belgeselinden bahsetmek istiyorum. Evet. Bugün hala sosyal medyada paylaşılıyor sahneleri. Ya Asi Ruh değil mi bizim çok amatör bir şeyimizdi. O galiba 2004'te ilk çekimlere başladı. 2007'de tamamlamıştık biz. Aradan yaklaşık 17-18 yıl geçmiş. Ben de bazen izliyorum. İzleyince duygusal anlarım da oluyor falan. Çok güzel günlerdi. Çok iyi yıllardı o yıllar. O kadar güzeldi. Çok gerçekti. Ki. Gerçekti. Deplasman otobüsündeki sahneler. Her şey gerçekti. İnönü'de bir aileydik. Deplasmanda bir aileydik. Sokakta bir aileydik. Her yerde aileydik. Yönetimiyle, futbolcusuyla hep beraberdik. O günleri özlüyoruz. İşte o Asi Ruh tekrar dönmeli. Ve dönebilecek tek bir stat var, o da yine bizim statımız yani. İnşallah o da olur. Ha, Beşiktaş taraftarı da her zaman, hiçbir zaman karamsar olmasın. Biz top çizgi geçsen olur, geçmesen olur. Biz bir kere Beşiktaş'ta olmuşuz. Tamam, artık geri dönüşümüz yok. Ben bazen Beşiktaş yenildiği zaman hoşuma gidiyor böyle. Duygusal anlar yaşıyorum, hüzünleniyorum. Ben Beşiktaş maçını nerede anlıyorum sonucunu biliyor musun? Maç bittikten sonra. Eğer kazanmışsak o ağaçlı yoldaki coşkuyu izliyorum. Eğer kaybetmişsek oradaki sessizliği izliyorum. Orada benim için bitiyor her şey zaten. Orada başlıyor, orada bitiyor. Onun için biz iyi takımız, iyi taraftarız, iyi camiyeyiz, iyi semtiz. Türkiye'nin de en ele avuca sığmayan bir taraftar topluluğuyuz. İlericiyiz, devrimciyiz, marjinaliz, muhafazakarız, milliyetçiyiz. Her türlü insanımız var. Bununla da gurur duyuyoruz. Kuvarizm deyince ne diyorsunuz? Kuvarizm de bize Sergen'den sonra iyi geldi biliyor musun? Biz Sergen'e doyamadık. Sergen'in en güzel yıllarında Sergen'e doyamadık. Sergen işte Fener'e, Galatasaray'a, Trabzon gibi kısa bir süresi geçti ama o yıllar bizim için çok boş geçen yıllardı. Quaresma geldi. Sergen'in yerini doldurur gibi oldu. Damak tadı, o hareketleri, başlı başına o tavırları. Ne bileyim yani Quaresma canımız, ciğerimiz. Çarşının orada üstlendiği rol çok farklıydı bence. Ben Quaresma'yı 20 bin kişiyle havaalanından aldım. Bak ilk geldiğinde 20 bin. Kişi oladınız. Evet. Yani 20 bin kişiyle aldık. Burada 30 bin kişiye imza attırdık. Yollarken de 3-5 kişiyle yolladık. Çok üzüldüm biliyor musun? Çok üzüldüm. Ama o Quaresma tekrar geldi. 2 tane şampiyonluk verdi. Yani ne bileyim çok yani. Çok seviyor Beşiktaş'ı. Çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. İnşallah hayatında başarılı olur. İnşallah gelir. Türkiye'de de yaşar bir dönem. Pascal nasıl gitmediyse Quaresma da illaki bir şeyler yapacak. Bizde kalıcı bir dostluk bırakacak yani. Ona inanıyorum. O kapalı mücadelesi denilen zamanlarda unutamadığınız bir anınız var mı? Çok vardır ama. Ya kapalı döneminin şöyle bir şey söyleyeyim yani. O dönemler sabahlama dönemleriydi. Hani stadın önüne giderdik. Stadı alırsak rakip takım taraftarını sokmazdık yani. Tamam mı? Rakip takım taraftarı da aynısını bize yapardı yani. E biz İnönü bizim sabahlamalarımız, kavgalarımız dediğim gibi %80'i Fener'le Beşiktaş arasında geçmiştir yani. Ha şunu da söyleyeyim. %70'ini biz kovalamışızdır, %30'unu da onlar kovalamıştır. Tamam mı? İşin gerçeği de budur yani. Onlar da bizi kovaladı ama biz daha çok kovaladık. Hatta tribünler arası 1997'de barış yaptık. Beşiktaş'taki Şenlikede Parkı'na geldiler. Barış'ı da önerisinde bulunan da Galatasaraylılar önerdiler. Fenerliler, Beşiktaşlar, Galatasaraylılar semte geldiler. Toplandık burada. Adını koyduk Barış'ın. Dedik ki bakın, sabahlamalarda bizim üstünlüğümüzü kabul ediyorsanız barışalım. Etmiyorsanız savaşa devam edelim. Kabul ettiler. Ettiler. Biz de barışı yaptık. Şartları koştuk. İşte hemen samimi olmayacağız. Hemen selamlaşmayacağız. Kimse kimseyle içli dışlı fazla olmayacak. İşte kendimizce o zamanki kuralları koyduk. Ve o gündür bugündür de sabahlama yok. 2-3 tribünde bak kurala uydu. Bu iş en çok Galatasaraylılar sevindi. Tabii Galatasaraylılar işine geldi. Çünkü onların tribün hikayeleri fazla olmadığı için oh be dediler, rahat eziyet rahat İnönü'ye geleceğiz için. Oh rahat rahat oraya gideceğiz. Kendi stadımıza bile rahat rahat gideceğiz diye. E ne oldu? Beşiktaş'ta Fener tribününe
yaramadı bu barış. İki tribün de savaşçı tribündür. Bak Fener tribünü de savaşçıdır, Beşiktaş tribünü de savaşçıdır. Beşiktaş ve Fener tribünü tek kişi yönetemez. İki kişi bile yönetemez. Buralar savaşçı tribünler. Buralar oluşum gerektirir. Ama Galatasaray tribünü savaşçı olmadığı için tek kişi yönetebilir orayı. Tek kişi hizaya da sakabilir. Ne derse onu da yaptırabilir. Bizde öyle bir şey yok. Fener'de de öyle bir şey yok. Beşiktaş tribünün liderlerine olarak en sevdiğiniz tezahürat hangisi? Çok güzel besteler var. Şimdi düşünsem yani birini söylesem öbürüne haksızlık olur. Öbürünü söylesem öbürünü hatırlamadığım için ona haksızlık olur. Beşiktaş'ın besteleri insanın hani ruhuna işliyor zaten. Son birkaç yıldır ben stadyumda yeni beste duyamıyorum. Evet, son birkaç yıldır biz de duyamıyoruz. Onu da şöyle söyleyeyim yani. Pandemi girdi biliyorsun. Birkaç yıl zaten futbol izleyemedik. Doğru. Ondan sonra deplasman yasakları oldu. Şu an yeni yeni bir şey oldu. Bu kez de krizler geldi, ekonomiler geldi, şunlar geldi, bunlar geldi. Aslında var deplasman otobüsünde güzel güzel besteler çıkıyor. Ben dikkat ediyorum, hoşuma gidenler de oluyordu. Daha bunu taraftara sunamadık. Deplasman otobüslerinde kalıyor şu an yani. Bu taraftara sunmak lazım. Kopukluk var demek ki. Var yani şöyle bir şey. Şimdi deplasmana giden çocuk İnönü'ye giremiyor maça. Sizce niye? Pasolik'ten kaynaklı mı? Bilet fiyatları mı? Bilet fiyatları tabii. Bilet fiyatlarından kaynaklanarak giremiyor. Dolayısıyla da ne oluyor? Bazı şeyler her yerde kalıyor. Yarım kalıyor, şu kalıyor, bu kalıyor. Deplasmana gelse bile çocuk, o çocuk yani oraya biletsiz geliyor yani. Cebine koyuyor 200-300 lira. Başıma ne gelirse gelsin, ben yeter ki maça gidiyorum deyip böyle yola çıkan çocuklar da var. Onun için bunu bir başkanla oturup konuşmak lazım. Bazı şeyleri artık... Nasıl diyalogdanız? Görüşüyor musunuz? Ya şu an başkanla hiç görüşmedik. Özellikle ben hiç görüşmedim yani. Birkaç kez yöneticiyle konuştum. Başkan da fazla, ne bileyim yani, görüşme yanlısı olmadı yani. İstek talepte de gelmedi kendisinden de. Ama görüşmek lazım yani. Böyle olmuyor. Umarım röportajımız vesile olur. Yani bak şimdi Şenol Güneş hamlesi başkanın ömrünü uzattı. Bak ben şu an dışarıdan biri olarak konuşayım. Beşiktaş olarak konuşmayayım. Yani İsmail Hoca gitmeseydi iki hafta sonra yönetime dönecekti bu iş. Direkt yönetime dönecekti yani. Başkanı bir Sergen kurtardı, bir de Şenol Hoca kurtardı. Başkan burada çok şanslı. Ama bu şans her zaman iyi gitmez. Madem bir şeye başladın, taraftarını alacaksın, karşına oturacaksın, konuşacaksın. Sonuçta bir taraftarlık deplasman denen bir olgu var. Bütün camialar deplasmanlara giderler, gelirler. Bir gelenektir, bir görenektir. Bunun içinde kulübün de olması gerekiyordu. Daha önceki başkanlar böyleydi yani. Bir Fikret Orman bile yani vermek istedi ama yaptıklarının dolayı biz kabul etmedik. Ama Ahmet Nurçi bile diyalog eksikliği var. Onu gidermek lazım. Var bazı yöneticiler falan var. Ellerinden geldiğince taraftarla köprü kurmaya çalışıyorlar ama olmaz yani. O kadar da değil. İnşallah oturulur, konuşulur. Akatları sorayım. Akatlar sığmıyoruz. Sığmıyoruz. Çok sapa bir yerde kardeşim, evet. Yani ilginç bir yerde. Ne bileyim yani, keşke dikili taşı yıksalar da oraya bir 5000 kişilik bir salon yapılsa da her maçımız da orada da olsa çok iyi olur. Akatlar güzel bir tesisler, güzel şeyler ama yani dediğim gibi oranın ne bileyim fazla bir ruhu yok ya. İnan bir ruhu yok yani. Akatlara gitmek diye insan gitmek bile istemiyor yani. Takımın çok iyi olması lazım. Takımın çok iyi olması lazım. Yoksa Akatlar'da güzel yıllar geçirdik. O El Amin'ler, Lin Iverson'lar, Derin Williams'lar geldi. Bunları da yaşadık. Biraz da takımda da yani bütçesi mi diyeyim artık, basketbolda istediğimizi alamıyoruz. Fenerbahçe, Efes, Pilsen o konularda çok iyiler yani, baskette bayağı iyiler. Şu an kulübünde borcu çok yüksekte olduğu için yani insanlar bir şey de diyemiyor. Ama akatların değişmesi lazım. Akatları Beşiktaş başka türlü değerlendirmesi semt lazım. Semt olarak diyorsunuz değil mi? Değişmesi lazım. Semt olarak. Kendi semtine salonunu da yapabilirsin. Yap yani. Dikistaş full ya. Ne güzel yer yani. Sayın Ayhan Öner, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Günden Beşiktaş izleyiciler için ne demek istersiniz son kez? Beşiktaş'ı çok sevsinler. Ne bileyim. Beşiktaş'a fedakar olsunlar. Hayatta her şeyinizi kaybedeceksiniz. Unutmayın, bir gün yine Beşiktaş'ın dibinin dizine gelip teselli arayacaksınız. Onun için Beşiktaş'ı sevin, Beşiktaş'ı sevdirin. Beşiktaş çatısı altında insanlara yardım edin. Beşiktaş sadece bir futbol olayı değildir. Hayatın ta kendisidir. Önceden ölmeye geldik diye maçlara gelirdik. Şimdi futbol için, bir insanı kurtarmak için şimdi futbolu feda ederiz. O noktaya geldik. Onun için Beşiktaş taraftarını biliyorum. Onlara fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onlar Beşiktaş'ı çok seviyor ama Süleyman Seba'nın da dediği gibi kimsenin adamı olmayı. Beşiktaş'ta
kimsenin babasının da çiftliği değil. Onu da söyleyeyim. Hepsine buradan sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah statta oturur sohbet ederiz kendileriyle de.